kulüplerimizin çok değerli başkanı, değerli spor kulüplerimizin başkanları, değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, 2004 yılından itibaren şehrimizdeki doğumdan ölüme kadar, hatta ölümden sonraki süreç içerisinde de her olayda Bilecik Belediyesi de vardır sloganıyla hareket ediyoruz ve sloganımızla hep birlikte daha iyiye, daha güzele olma noktasında koymuştuk. Ve şehrimizin insanının olduğu yerde belediye mutlaka var gücüyle olması gerektiği inancını paylaşıyoruz. Tabii ki şehirlerin marka değeri olabilmesi açısından orada sporun da bu marka değeri oluşumunda son derece önemli yeri var. Biz mevzuatımıza göre daha önceki dönemlerde spor kulüplerimizde, amatör spor kulüplerimizde aynı yardım dışında ekonomik yardım bu anlamda maddi yardım yapılamıyordu. Ama 2 yıldır mevzuattaki değişiklikleri de değerlendirerek, fırsat bilerek bu anlamda amatör spor kulüplerimizde bir yardım başlattık. Geçen yıl da bunu bu anlamda gerçekleştirdik. Bu sene de gerçekleştiriyoruz. Bazıları farklı da yorumlayabilir seçim öncesi niye böyle diye ama spor kulüplerimizin harcamaları ve organizasyonları bu döneme rastladığı için geçen yılda yaptığımız aynı süreç içerisinde bu yardımları yine aynı şekilde yapıyoruz. Amacımız amatörden başlayarak inşallah ileriye doğru şehrimizin adını taşıyan takımımızın oluşturulmasına katkı sağlamak, amatör spor kulüplerini canlı tutmak, hareketli tutmak ve gençlerimizi spor yapmaya yöneltme noktasında çaba ve gayret içerisindeyiz. Ben bu anlamda amatör spor kulüplerimizin başkanımız Nusret Bey'e ve çok değerli spor kulüplerimizin başkanlarına, yöneticilerine bu anlamda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten gençlerimizi bir çatı altında toplayarak spora teşvik ediyorlar. Onları topluma kazandırıyorlar. Onların var olan deli kanlarını daha faydalı bir noktaya kanalize ediyorlar. Bu son derece önemli. Aynı zamanda tabii önümüz bizim hayalimiz, heyecanımız, Bilecik sporumuz. Bu noktada bu oluşumların zaman içerisinde Bilecik sporumuzun da gelişmesi ve hedeflediğimiz gönlümüzdeki noktalara gelmesine ilişkin olarak. Bu dönem Bilecik sporumuzu da bu noktada daha ciddi bir organizasyon içerisine girdik. Sağ olsun güçlü ve bu anlamda Bilecik spora umut vaat eden bir ekiple bir çalışmaya başlatıldı. Amatör spor kulüplerimiz Bilecik sporumuzun ilerleyen zamanlardaki ciddi bir altyapısını oluşturacak. Ve hedeflediğimiz Bilecik spor sadece futbolda bir Bilecik spor değil, şehrin marka değerini oluşturan basketboluyla, voleyboluyla, güreşiyle, boksuyla, atletizmiyle, eskrimiyle, efendime söyleyeyim, squash'ıyla bu anlamda inşallah ileriye doğru buz pateniyle, her şeyiyle bir Bilecik ve Bilecik sporu arzu ediyoruz. Çünkü Bilecik ilklerin şehri kuruluş ve kurtuluşun beşiği diyoruz. Bu zamana kadar bunu sadece sözle ifade ettik. Bunları eylemsel noktaya da geçirmeye hedefliyoruz. Biz Bilecik Belediye Başkanlığı olarak bir sözü söylerken arkasını doldurmadığımız hiçbir sözü bu anlamda bu zamana kadar söylemedik. Önümüzdeki 5 yılı biz tanıtım yılı ilan ettik. Geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen marka şehir Bilecik'i oluşturacağız dedik. Emin olun bu marka şehir Bilecik'in oluşumunda da sporumuz, sporcularımız ve kulüplerimiz de tanıtımda çok önemli bir noktaya geldi. Onun için ilk önce altyapı noktasında çalışmalara başladık ve çalışmalarımız da bu anlamda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Bilecik'te daha fazla spor yapılacak tesis olacak, daha fazla salonumuz olacak, daha fazla yüzme havuzumuz olacak, daha fazla bu noktada
etkinlik yapacağımız alanlarımız olacak ve tabii ki büyük bir stadyumumuzun olması noktasında çaba harcayacağız ve gençlerimizi daha fazla eğiteceğiz, daha fazla bir araya toplayacağız ve hak etmiş oldukları, hak etmiş olduğumuz bilinç spor anlamında, spor anlamında bir noktaya da geldik. Biz tanıtıma ilişkin bunları yaparken gerçekten hedefleyerek yapıyoruz. 10 yıl sonra birinci ligde, en az birinci ligde olan bir bilecik sporu hedefliyoruz. İnşallah bu sene mütevazi ölçekli bir destekle yine devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizde önümüzdeki yıl bunu daha da artıracağız. Bütçemiz içerisinde daha da genişleteceğiz ve amatör spor kulüplerimizin en azından asgari düzeydeki organizasyonlarını yaparken, bir yerde deplasmana giderken, efendime söyleyeyim lisanslarını çıkartırken veya futbolcusuyla, sporcusuyla küçük belirgin sorunları aşarken kasasında veya gelecek noktasında hesabında bir bedelin olmasını belediye olarak arzu ediyoruz. Zaten yöneticilerimiz gönüllü olarak bu işe giriyorlar. Onlar bu anlamda ekonomik olarak da sıkmak istemiyoruz. Onların hedefi yetiştirmek ve başarmak noktasında olsun arzu ediyoruz. Bu anlamda tekrar katkısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere de değerli basın mensuplarımıza böyle özel ve güzel bir günde böyle gerçekten önemli bir olayı duyurma noktasında teşrif ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Verilecek yardımında gerçekten sporcularımızın yetişmesine ve gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Tabii bugün başka bir özel bir gün. Gerçekten büyük devlet ve siyaset adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu hakkı rahmetine kavuştuğu bir gün. Bu vesileyle de ben vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla kendisini rahmetle yad ediyorum ve Allah rahmet eylesin diyorum. Kendisi de benim gerçekten dostluğum olan, birlikte sohbet ettiğimiz, bir arada belirgin bir süreç içerisinde Sivas Kangal'da görev yaptığımız zaman dilimi içerisinde belirgin anları paylaştığımız bir dost, bir arkadaştı. Acısını en derin hissedenlerden birisiyim. Allah rahmet etsin diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Tabii üzücü bir olay. Yıllardır işte 5 yılı doldurmuşuz. Allah bu tür acıları milletimize ve bizlere yaşatmasın diyorum. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bilecik Spor, Ali Bey'den şöyle siyasi olarak hem günün anısına hem de destek verdiğimize ilişkin böyle teker teker sonra toplu olacağız. Zaten bunlar. Salim Bey, buyuruz. Kütlü Spor Başkanı. Başkanlar diliyorum. Sende. Evet, Ahmet Bey, buyurun. Başkanlar diliyorum. Gökhan Bey, buyurun. Mm-hmm.